Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Evet arkadaşlar, dün yarım bıraktığımız 5. söz okumamıza bugün devam ediyoruz. Selamun aleyküm. Selamı geç verdik. 5. söz, Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe me'allezîne takav vellezînehum muhsinûn ayetiyle başlıyordu. Bu ayet Nahl suresinin 128. ayetiydi. Nahl suresinin 128. ayeti. Ayeti kerimenin kısa bir meali şöyleydi. Şüphesiz ki Allah takvaya sarılanlarla, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir buyuruyordu ayet bize. Beşinci söze bu ayetin neden manşet olarak atıldığını tabiri caizse. Dünkü derste bir miktar tefekkür ettik. Tabii şunu itiraf etmem lazım, ben bu derslere evvelden hazırlanmıyorum. Sürekli olabilmesi için, her gün bir miktar yapabilmek için o kısmı, ne diyeyim size, boş veriyorum, vazgeçiyorum ondan. Çünkü öyle yaparsam ders sayısı düşecek ister istemez, çalışmam gerekecek, daha çok not alacağım ve derslerin süresi de uzar büyük ihtimal o notlarımdan dolayı. Öyle yapmak yerine normal bir okuma şeklinde açtığım anda sizinle beraber aklıma gelenleri konuşmuş oluyorum. Yani derslerde eksik yedik, hatalı söylemler, bazı şeyler hemen aklıma gelmiyor, bazı kelimeler hemen aklıma gelmiyor. Bunlara rastladığınızda o hali bilin yani. Açtığım anda konuşmaya başlıyoruz. Öncesi yok. Bu nedenle de elbette Ahmet'ten kaynaklanan kusurlar var. Yine de Cenab-ı Hak elbette lütfediyor, bahşediyor, hiçbir dilencisini kapısından boş çevirmiyor. Biz de burada bu ayeti kerimeyi anlamaya çalışan dilencileriz. Üstadımızın himmetiyle onun metnini anlamaya çalışan dilencileriz. O kapılardan boş çevrilmiyoruz. Dün de ayeti kerime üzerine konuştuk demiştik. Ayeti kerime bize Cenab-ı Hakk'ın beraberliğini hatırlattı. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de böyle ayetler başka da var. Mesela Allah sabredenlerle beraberdir. İşte la tahzen innallâhe me'anâ. O Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'la Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm'ın hicrette bir mağarada beraber kaldıkları, Kureyş müşriklerinin neredeyse onları bulacağı anda Efendimizin ona hatırlatması, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın endişesini teskin etmesi bir nevi. O da Kur'an'da zikrediliyor. Tabii ki de bu beraberlikte bir sır var. Yani Cenab-ı Hak bunu boşuna hatırlatmıyor. Cenab-ı Hak zaten hep bizimle beraber. Zaten biz biliyoruz ki sırrı kayyumiyet onu gösteriyor. Varlığın her an ayakta durması bir ayakta tutucunun sayesinde. Yoksa biz kendimiz arizi varlığımızı ayakta tutamıyoruz. Tıpkı işte lambanın duya takılmadan parlayamaması gibi. Biz de Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle, iradesiyle, ilmiyle ilişkimiz bir an kesilse hiçliğe gideriz, mahva gideriz. Bunu biliyoruz. O halde Cenab-ı Hak zaten bizimle beraber. Bunu neden özellikle burada buyuruyor? Belki şöyle düşünebiliriz. Hatta birinci sözle bağlayarak diyebiliriz ki Cenab-ı Hakk'ın adını yanına alanın her yerde selametle gezdiğini bazı dairelerde zahiren görmek zor. Nasıl? Mesela bu ayetin başındaki işte takva ehli, iyi kullukta bulunanlar. Şimdi takva ehlini düşünelim. Takva ehli zahiren hayatın belli bir bölümünden çekinmeye mecbur oluyor. Ehli dünyanın zahiren sahip olduğu imkanlardan, seçeneklerden mahrum oluyor. Mesela ehli dünya rızkını kazanmak için meşru gayrimeşru her yolu deneyebiliyor.
o kapıyı kendine açık görüyor. Ondan dolayı mesuliyet duymuyor. Mağduriyet yaşayacağını düşünmüyor. Veya zulmedeceğini düşünmüyor yani. Onun bir azabı olacağını da düşünmüyor. Bir karşılığı geleceğini, bedeli olacağını da düşünmüyor. O yüzden seçenekleri daha çokmuş gibi dünyaya karşı. Veya dünya zevklerini elde etmede ehli israfın, sefahatin önünde daha çok seçenek varmış gibi. Mutlu olmak için önlerinde daha çok seçenek varmış gibi. Ehli takva tereddüdünden dolayı, o mübarek tereddütten dolayı yani Cenab-ı Hakk'ın rızasının dışına çıkma tereddüdünden dolayı böyle alanlardan kendisini alıkoyuyor. Bırakınız nameşru daireyi şüpheli olanlardan da değil mi? Ehli takva kendini alıkoyuyor. Cenab-ı Hak bizi de onlardan eylesin. Tabii onun şu an çok uzağındayız. Ama Cenab-ı Hak lütfederse, bahşederse bizi de onlarla beraber bir kılabilir. Ondan diliyoruz, istiyoruz. Yani takva sahibi insanların ödediği bir peşin bedel var. Nedir? Hayatın bir kısmından çekilmek, seçeneklerden bir kısmını elemek, geride durmak, hemen atlamamak, acele etmemek belki o da var. Mesela işte mübarek Süleyman abinin üstada sorduğu gibi dağda ekmek bulmuşlar ya ağacın üstünde. Cenab-ı Hak bize rızık gönderdi Süleyman müjde demiş Üstad Hazretleri. Mübarek Süleyman abi ne demiş? Helal olur mu demiş yani aklına gelen o hemen. Bakın helal olur mu? Dağın başında ağacın üstünde ekmek buluyorlar ki oraya belki günlerdir de çıkan yok. Üstad Hazretleri müjde veriyor rızık geldi diye. Süleyman abi diyor helal olur mu? Orada da üstadına mübarek diyor. İsmi mübarek olarak kalıyor. Mübarek Süleyman abi diyoruz biz ona. Allah rahmet eylesin. Kabri pürnür olsun. Yani işte o anda o tereddüdü gösterebilmek. Açsınız, yiyecek bir şeyiniz yok. Ekmek buldunuz, ya helal olur mu? İşte o tereddüt bir bedel ödetiyor, değil mi? Hayatta biraz geri kalma gerektiriyor. Veya bugün en çok yaptığımız tartışmalar işte. Kadınlar hayatın her yerinde olmalı mı? Şimdiki kadınlara pek öyle dur falan geride kal diyemiyorsunuz mesela. Her yerinde olmak istiyor. Diyor erkekler futbol oynuyorsa ben de oynayacağım diyor. Erkekler diyor işte voleybol oynuyorsa ben de oynayacağım. İşte erkekler ne yapıyorsa ben de yapacağım diyor mesela. Bu ne? Takvadan şey vermek, fedakarlıkta bulunup hayattan pay almak bu aslında. Bu erkek için de geçerli. Yani erkek de, Müslüman erkek, normalde münkir bir erkeğe göre tereddüt edip girmediği sahalar vardı. Şimdi o da oralardan pay istiyor. Yani hepimiz için bu içerideki kırılma mevcut da biz kadınlar üzerinde bunu daha net görüyoruz. Yani her yerde var olmak, belki onların hayatta bıraktığı pay daha çok olduğu için en azından sosyal anlamda şimdi her yerden pay istiyorlar. Ve her yerden istedikleri payın bedeli de takvadan birazcık ödün vermek oluyor. Atıyorum işte eskiden kadınlar, ben hatırlıyorum küçükken mesela yolumu bile kesmezdi yaşlı kadınlar. Ben yürürken daha ben neyim? 14 yaşındayım, 15 yaşındayım. Ama erkeğin yolunu kesmek istemezlerdi. Beni gördüm beklerlerdi, ben geçtikten sonra geçerlerdi. Erkeklerde de böyle tereddüt vardı mesela. Rahmetli babam sokağın başına gelirdi. Eğer kadınlar bizim kapının önünde toplanmışlarsa annemin yanına gelip böyle dümdüz devam ederdi. Bizim sokağa dönmezdi. Annem onu gördü mü uyarırdı zaten diğer kadınları. Hani gelemiyor diye. Onlar giderlerdi. Babam 5 dakika sonra tekrar tur atıp gelirdi eve. Yani onlar dağıldıktan sonra. Ha bunlar mübarek işlerdi ama tabii artık kimse hayatından böyle paylar vermek istemiyor. Pay verenlere de o yüzden Cenab-ı Hak diyor ki sizinle beraberim. Hani biliyorum kayıplarınız var gibi geliyor size. Hayatı böyle yaşamak kolay değil biliyorum. İnsanlar belki sizi kınıyor, belki sizinle alay ediyor biliyorum. Ama ben sizinle beraberim. Allah'ın beraberliğini hatırlatması nedir? Yani size özel rahimiyet tecellilerim olacak. Size özel rahimiyet yolları açacağım. Herkese ihsanım var rahmaniyetle ama öyle ehli takva müminlere de yine müminlerin içinde ayrıca kazançlar açacağım. Ayrıca imkanlar sağlayacağım. Siz kaybeden olmayacaksınız. Ben sizinle beraberim. Nasıl sabredenlerle beraber? Nasıl o mağaradaki üç kişinin üçüncüsüydü? Allah, Cenab-ı Hak. O hicret edenler iki mübareğin üçüncüsü Allah'tı. Öyle de
takva edenin de yanında Allah. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir ayette beraberliğini hatırlatması, innallâhe meâne sırrı, orada bir bedel söz konusu olduğunu, bir gönüllü vazgeçiş olduğunu, ancak o gönüllü vazgeçişin özel tecellilerle telafi edileceğini Cenab-ı Hakk'ın bildirmesine bakar Allahu Alem diye söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Yani ayet-i kerimede böyle bir yanda var. Ki yine kulluk da böyle bir şey. Yani cuma namazı için dükkanınızı kapattınız, gittiniz. Ticaretinizden oldunuz, yani o cuma vakti de müşteri gelirdi belki. Ama siz o bedeli göze aldınız. Ramazan'da lokantanızı kapattınız mesela. Ramazan ayında eskiden kapatılırdı. Dindar insanlar kapatırdı. Şimdi bilmiyorum nasıl durum. Bizim ilçede kapatırlardı mesela. Kapattın, ne oldu? Bir bedel ödedin. Şimdi belki yemek yemeye gelecekler vardı senin dükkanına. Ama ben Ramazan'da oruç zamanı kimseye yemek veremem dedin. Takva ehli davrandın. Tereddüt gösterdin. Yapmadın onu. Cenab-ı Hak diyor ki seninle beraberim. Hani korkma ki burada bir kaybın olacak, yalnız kalacaksın, eksik kalacaksın, yaralı kalacaksın. Hayır. Ben seninle beraberim. Bu telafi olacak. Hatta daha da fazlasıyla. Dedik. Ayet-i Kerime'nin burada yer almasının böyle bir bağlam ilgisi olabilir diye söyledik. Zaten tefsiri olacak bu metin onun. Bu ve bunun gibi birçok ayetin tefsiri olacak dedik. Ve kıssayı okuduk. Kıssadan sonraki kısmında az biraz izahını yaptık ama çok giremedik. Ben yine bu kısmı okuyacağım çünkü ne okuduğumuzu hatırlayalım. Ondan sonra dün konuşmadığımız kısmı konuşuruz. Onun tefekkürünü yaparız inşallah. Beşinci sözü bitirmiş oluruz Cenab-ı Hakk'ın fazlı keremiyle. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe me'allezîne teqav vellezînehum muhsinûn. Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek ne derece hakiki bir vazife-i insaniye ve ne kadar fıtri, münasip bir netice-i hilkat-i beşeriye olduğunu görmek istersen, şu temsil-i hikayeciye bak, dinle. Bakınız yukarıdaki ayetle şimdi nasıl bağlandı aşağısı. Namaz kılmak bedel, büyük günahları işlememek bedel. Bir şeylerden kaçıyoruz yani. Ebilecekken etmiyoruz. Yapabilecekken yapmıyoruz. Ama asıl insanlığa yakışır vazife ve hilkati beşeriye, neticeyi hilkati beşeriye oymuş. Bu kısmı biraz konuşmuştuk. Tekrar açmayayım. Yani burada iki türlü de bir uyum söz konusu. Hem bir vazife var hem de fıtratla uyumlu. Fıtratla uyumluysa vazife insan inkişaf eder diye dün konuşmuştuk. Yani bir insana fıtratında liderlik varsa, bir de liderlik vazifesi alırsa o kişi inkişaf eder. Ama yok kabiliyeti, ona liderlik verdiniz, o olmaz yani. Fıtratla vazifenin uyumlu olması inkişafın kaynağıdır dedik. Başarının, muvaffakiyetin kaynağıdır dedik dün. Örnekler de verdik. Seferberlikte bir taburda biri muallem, yani eğitim almış, vazife perver. Buradaki muallem kelimesinin bulunmasının sebebini dün biraz düşündüm dersten sonra. Aklıma şu geldi. Yani bu adam dinin emirlerini kabul ettiği için, yani o eğitimin kendisinde yapacağı işi kabul etmiş oluyor. Şeriatı öğreniyor, şeriatla amel ediyor. O zaman ne olmuş oluyor? Eğitim almış oluyor. Evet, yani dine uymak da bir eğitimdir. Dinin emirlerini kabullenmek, anlamaya çalışmak, hayatını uygulamaya çalışmak da bir eğitimdir. Biri muallem, vazife perver, diğeri acemi, nefis perver, iki asker beraber bulunuyordu. Vazife perver nefer talime ve cihada dikkat eder, erzak ve tayinatını hiç düşünmezdi. Çünkü anlamış ki onu beslemek ve cihazatını vermek, hasta olsa tedavi etmek, hatta indel hace, yani ihtiyaç halinde lokmayı ağzına koymaya kadar devletin vazifesidir. Ve onun asıl vazifesi talim ve cihattır. Fakat bazı erzak ve cihazat işlerinde işler. Kazan kaynatır, karavanayı yıkar, getirir. Ona sorulsa ne yapıyorsun? Devletin angaryasını çekiyorum der. Demiyor, nafakam için çalışıyorum.
Yani buradaki angarya'da yük gibi anlaşılmasın. Angarya demek işini yapıyor yani. Devletin verdiği işi yapıyor manasında. Bakalım burada karşılıksız gördürülen iş manası verelim söz basım sözlüğünde de. Biliyor yani o büyük resimdeki vazifesinde bu işlerin detay kaldığını, asıl vazifesinin bu olmadığını biliyor. Bazen nöbetçi olarak mesela askerlik yaptık hepimiz. Bazen yemekhane nöbeti yazılır, bazen işte başka nöbetler yazılır. Asıl görevinizin içinde değildir onlar ama arada bir size de düşer yani. Neden? İşte yemeğin dağıtılması lazım, orada birisinin bulunması lazım. Veya işte bulaşık nöbeti. O tabakların toplanması lazım, bulaşıkhaneye götürülmesi lazım vesaire gibi nöbetler askerde de olur. Asker bilir ki asıl vazifesi o değil. Asıl vazifesi askerlik. Ama bunlar da bazen arada bir gelir. Yani büyük resmi gören adam diyor ki benim asıl işim bu değil. Bunlar detay. Ne detay ne asıl. Bunun tayinini tam yapmış yani. Ona sorulsa ne yapıyorsun? Devletin angaryasını çekiyorum der. Demiyor nafakam için çalışıyorum. Evet. Diğer şikenperver. Şikenperver midesine düşkün demekmiş. Yani değişik bir şey, hakaret etseniz birisine böyle anlamaz bile ne dediğinizi. Diğer şikenperver ve acemi nefer ise talime ve harbe dikkat etmezdi. O devlet işidir bana ne derdi. Daim nafakasını düşünüp onun peşinde dolaşır, taburunu terk eder, çarşıya gider, alışveriş ederdi. Bir gün muallem arkadaşı ona dedi. Birader, asıl vazifen talim ve muharebedir. Sen onun için buraya getirilmişsin. Padişaha itimat et, o seni aç bırakmaz. O onun vazifesidir. Hem sen aciz ve fakirsin. Her yerde kendini beslettiremezsin. Hem mücahede ve seferberlik zamanıdır. Hem sana asidir der, ceza verirler. Evet, iki vazife peşimizde görünüyor. Biri padişahın vazifesidir. Bazen biz onun angaryasını çekeriz ki bizi beslemektir. Diğeri bizim vazifemizdir. Padişah bize teshilat ile yardım eder. Bakınız rahimiyet tecellileri dedik ya, Allah'ın bizimle beraber olması sırrı. Padişah bize teshilat ile yardım eder. Takva zor ama teshilat ile yardım var. Hemen hakikate bir yol açalım buradan, bir tünel kazalım. Padişah bize teshilat ile yardım eder ki talim ve harptir. Şimdi burada zahiren ben insanları ve cinleri yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. Hakikatinin şeyi var mı? Zahiren yok. O ayet burada zikrediliyor mu? Yok. Ama hakikatine baktığınız zaman onun da tefsiri var. Yani ben insanları ve cinleri Cenab-ı Hak kendi rızıklarını kazansınlar, dükkan açsınlar, fabrika kursunlar, geçimlerini sağlasınlar, işte atıyorum eğlensinler, coşsunlar değil, ibadet etsinler diye yarattım. Ne demek bu? Geri kalan her şey detay demek. Asıl olan bu. Geri kalan her şey onun altında detay. Asıl değil. Merkeze konmamalı. Yapılır. Görev düştüğü için yapılır. Ama merkezde olmamalı. Asıl merkez büyük resme bakıldığında ibadettir. Çünkü gaybı bilebilen tek canlı biziz. Daha doğrusu yani hayvanlar, bitkiler içinde gaybın bilincine, şuuruna sahip biziz, imtihana maruz kalan biziz. Böyleysek öyle olmamalıyız. Yani madem ki aşkın yanlarımız var, vazifemiz de aşkın olmalı. Eğer sırf işimiz yemek içmek olsaydı, hayvanlar o işi bizden daha iyi beceriyor. Veya sadece büyümek olsaydı, ağaçlar bizden daha büyük. Ve onlar daha da keyifli yaşıyorlar yani. Hiç kimseye el açmıyorlar. Durdukları yerde rızık geliyor. Ellerini açıyorlar böyle yapraklarını güneşe. Oh! Oradan sıcak geliyor. Alttan kökten sular geliyor. Yani asıl mevzu bizim başımızda yani. Koşturma, koşuşturmaca vesaire. Bu hal gösteriyor ki hüner o olsaydı onlar bizden üstün olurdu. Ama madem ki Cenab-ı Hak şuuru, aklı, iradeyi bize vermiş, o zaman bizde başka bir iş var diye düşünmeliyiz. Evet, devam edelim.
Acaba o serseri nefer, o mücahit mualleme kulak vermezse, kulak diyecektim ya, o mücahit mualleme kulak vermezse ne kadar tehlikede kalır anlarsın. İşte ey tembel nefsim, o dalgalı meydanı harp, bu dağdağlı dünya hayatıdır. Ne kadar tehlikede kalır anlarsın deyince aklıma askerlikte bir hatıra geldi. Bizim böyle yeni askerler gelmişti, alt devreler. Bunlar tabii üst devreler çok iş veriyor diye sabah kaçıyorlardı. Daha da tam teslim olmamışlar yani. Bir süreç var, o tam olmadığı için resmen de şey değiller, o bölükte değiller. Fakat üst devreler affetmiyor yine de onları, çalıştırıyorlar. Sabah kaçıyorlardı, kantinlere mantinlere saklanıyorlardı ki bulunmasınlar diye. Kantin derken bizim bölüğün değil, ta uzaktaki kantinlere gidiyorlar. O kışla kocaman bir yer zaten. Eşref Bitlis kışlası diye büyük bir kışlaydı bizimki. Şimdi bir sabah da komutanın denetleyeceği tuttu. Adamlar yok. 5 tanesi gönderdiler askerleri, gidin bulun bunları diye. 5 tanesi bir yerden geliyor, 3 tanesi bir yerden geliyor. 3-4 tanesini başka bir yerde buluyorlar. Birileri yeşillikte yatıyormuş, güneşleniyormuş, oradan getiriyorlar falan. Tabi onun bedeli onlara ağır oldu. Komutan onlara çok çektirdi ondan sonra. Hani işte niye kaçıyorlar? Kaçtıkları için oldu. Ne kadar tehlikede kalır anlarsın. İşte ey tembel nefsim, o dalgalı meydan harp, bu dağdağlı dünya hayatıdır. O taburlara taksim edilen ordu ise cemiyeti beşeriyedir. Ve o tabur ise şu asrın cemaati İslamiyesidir. O iki nefer ise biri feraiz-i diniyesini bilen ve işleyen ve kebair-i terk ve günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücahede eden müttaki Müslümandır. Burada dikkat ederseniz talim ve cihat burada iki şeye denk geldi. Feraiz-i diniyesini bilen ve işleyen talim, yani ibadetleri yapmak talim oldu. Öğrenme süreci, eğitim, muallem demişti orada da. Demek ki ibadet öğrenme sürecini ifade ediyor. Eğitim sürecini, ders alıyoruz ibadetlerle. Hatırlatıyoruz kendimize o manaları. Peki cihat? Kebair-i terk ve günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücahede eden müttaki Müslümandır. Kebair-i terk ve günahları işlememek de şey oldu. Onun için nefis ve şeytanla mücahede de cihat oldu. Bakın, savunma ve eğitim. Savunma, eğitim. Yani savunma kısmını takva oluşturuyor, eğitim kısmını ibadetler oluşturuyor. Ayet-i kerimedeki muhsinun ve neydi? İnnallâhe meallezîne takav vellezînehum muhsinun. Muhsinunlar ve takva ehli. Ne oldu burada? İşte buradaki yerlere denk geldi. Günahlardan kaçınmak, sakınmak, cihat vazifesini gördürdü bize. Muhsin takva ehli yaptı, cihada soktu bizi. Demek günahlardan kaçınmak da bir cihat. Çünkü savunma, o da bir savunma yani. Büyük cihat da zaten bir savunma. Küçük cihat zaten savunma. Gidip yani savaşıyoruz, cihad ediyoruz. Askerlerimiz Türkiye'nin sınır boylarında, Suriye'de, Azerbaycan'da, dünyanın dört bir yanında Türk askerleri, Müslüman askerleri her yerde vazifeli. Bu ne ifade ediyor? Nasıl ki o bir savunma, bu da bir savunma. İnsanın içinde günahlara karşı koyuşu da, hayatta günahlara karşı koyuşu da bir savunma. O cihadın bir parçası bu yani. Onlar birbiriyle bağlı cihatlar. Nerede kalmıştık? Ve günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücahede eden müttaki Müslümandır. Takva ehli Müslümandır. Diğeri Rezzak-ı Hakiki'yi itham etmek derecesinde derdi maişete dalıp feraizi terk eden ve maişat yolunda rastgele günahları işleyen fasık-ı hasirdir. Dedik ki ya insan ibadetini terk edip rızkının peşinde koşsa bir itham var mı burada Cenab-ı Hakk'a? Rezzak hakiki yani asıl rızık veren olan Allah'ı itham etmek var mı? Ya var dedik yani. Dün onu biraz konuştuk. Hakikaten de şimdi ne demek istiyorsun sen? Ya işim yoğundu, namaz kılamadım. İşi ne için yapıyorsun? Ekmeğimi kazanmak için.
Peki işini yapsan o ekmeği Allah'ın veremeyeceğine dair bir şeyin mi var? Endişen mi var? İster istemez sanki oraya bir şey varmış gibi. Yani ben eğer namaz kılsaydım bu ekmeği kazanamayacaktım. Ne biliyorsun? Onu yaratan Allah değil mi? Bunu niye yaratamasın? Seni endişelendiren nedir? Onun kudretine dair, ilmine dair, iradesine dair şüphen nedir yani onun olmayacağına dair? Beş vakit namazını kılsaydın gene bu rızkı kazanamayacaktın düşüncesini sana veren nedir? Bakınız ima o da olsa çok net bir şekilde kafanızda bir inanç olarak bu mevcut olmasa da sezgisel işaret olarak bir itham var burada. Cuma'ya gitmedin, dükkanda kaldın. Niye gitmedin? Ya işte işim vardı. İşi niye yapıyorsun? İşte ekmeğimi kazanmak için. Cuma'yı kılsan Allah yine vermeyecek miydi onu? Yani sanki Cenab-ı Hakk'a ibadet etsen o rızık olmayacaktı. Haşa sümme haşa. Elbette onu yapanlar bu niyetle yapmıyor. Bunu açıkça düşünerek yapmıyorlar ama sanki böyle alemde iki tane ilah var. Bir tanesi rızıkları veriyor, diğeri namaz işine bakıyor. Namazla ilgili olanın gönlü ne dersen rızıkla ilgili olanın gönlü kalabiliyor sanki. Tövbe haşa. Sanki iki tane böyle. O tarafın gönlü ne dersen de işte namazdan biraz fedakarlık etmen gerekiyormuş gibi. Yani bakın bir şirk kokusu var bunun altında. Bu tereddüdün, bu kaybın altında bir şirk kokusu var. Madem ki biz tevhide inanıyoruz, onun buna mani olmaması lazım. Öyle düşünmemiz lazım bizim yani. Bu niye ona mani olsun? Allah verecekse bir şekilde verecek zaten. Veya vermiyorsa da vermediği hayırlıdır zaten. Onun rağmına kazandığında ondan hayır bulmazsın zaten yani. Diye düşünmek lazım. Üstad da burada ona dikkat çekmiş. Rezzak hakiki itham etmek derecesinde derdi maişet yani geçim sıkıntısına dalıp feraizi terk eden ve maişet geçim yolunda rastgele günahları işleyen fasıkı hasirdir. Hüsrana uğradın fasıkı hasir diyor üstad mesela. Fasık işte günahlara müptela, alışkanlık haline getirmiş. Öyle anlıyoruz biz. Ahlakı çöküntü içinde kişi hasirle beraber kullandı. Hüsrana uğramışla. Cidden de öyledir. Yani bekaya adanmadıktan sonra kazanmanın kalıcılığı nedir ki? Allah için olmadıktan sonra, ahirette tekrar seni bulmadıktan sonra bu dünyada kazandığın ne anlamı var yani? 3 günlük mevzu. 4 günlük mevzu, 20 yıllık mevzu, 40 yıllık mevzu, 60 yıllık mevzu. Ondan sonra artık hiçe adanan hiç olur. Allah'a adanan cennette baki olur. Ne kazansan hüsrandasın yani. Kazandığın bir şeyi değiştirmiyor. İstersen holdingler sahibi ol. Yine hüsrandasın. Çünkü zamanla o ilişkiyi kurmadın. Cenab-ı Hakk'a adamadın. Dedi ki çaya atılan şeker gibidir namaz. Bütün çaya tadını verir. Zamana tadını verir ibadet. Ondan mahrum ettikten sonra kazandığın heba. Ve o talim ve talimat ise başta namaz ibadettir. Zaten söylüyormuş. Üstad biz acele ettik. Yukarıda söyledik. Ve o talim ve talimat ise başta namaz ibadettir. Ve o harp ise nefis ve heva, cin ve ins şeytanlarına karşı mücahede edip günahlardan ve ahlak-ı rezileden kalp ve ruhunu helaketi ebediyeden kurtarmaktır. Şimdi burada şöyle bir şey var. Şimdi normalde biz biliyoruz ki insan günahkar da olsa yok olmayacak. Helak o anlamda düşünürsek helak olmayacak. Cehennemde olacak yani. Cehennemde varlığı devam edecek. Burada Bediüzzaman Hazretleri neden helaketi ebedi dedi bu şeye, kalp ve ruhun durumuna? Ben şöyle düşünüyorum. Cennetteki varlığı muhtemel kazanacağı da ehli cehennemin gözünde olduğu için cennet ve cehennem ehli biliyorsunuz birbirlerini görebilecekler. Cenab-ı Hakk'ın belki tayin ettiği zamanlarda veya hikmeti eda ettiği zamanlarda bununla ilgili şeyler var, ayetler var mesela. Bir cennet ehli ya diyor dünyada şöyle bir arkadaşım vardı az kalsın beni felakete düşürecekti acaba o ne oldu diyor. Cehennemde onun hali ona gösteriliyor mesela.
Böyle şeyler Kur'an'da da var, hadislerde de var. Evliyaullah'tan bize gelen sözlerde de var, nakillerde de var. Cennet, cehennem ehli birbirlerini görebilecekler. Hangi şartlarda, ne durumlarda, hangi hikmetlerle bilmiyoruz. Ama öyle olduğunu düşünürsek eğer, yani öyle olduğunu biliyoruz zaten, var olsalar bile olabileceklerinin yokluğunu şu an tattıkları için, mesela cennette olabileceği görüyor. Cennette dünyadaki arkadaşını görüyor mesela. Kendisi cehennemde. O işte ona helaket ebedi, sürekli tekrarlanan bir yok oluş. Bundan da mahrum kaldım, bundan da mahrum kaldım, bugün de mahrum kaldım, yarın da mahrum kaldım, ebedi. Bakınız insan bir kere mahrum kalsa acısı geçer. 3 gün sürer, 5 gün sürer, acısını unutursunuz. Sevdiğiniz kavuşamadınız, 1 gün, 2 gün, 3 gün, 4 gün, hani unutursunuz bir noktadan sonra ülfet olur acıya karşı. Yaranız mesela, bir yeriniz acıdı. 5 gün acısı olur, 10 gün acısı olur, bakarsınız yavaş yavaş geçiyor gibi. Ama sürekli tekrarlanan acı, her gün bacağınıza bıçak atıyorlar. Her gün yüzünüze jilet atıyorlar. Her gün görüyorsunuz yani o yokluğu. Neyi kaçırdığınızı görüyorsunuz. İşte kalp ve ruhun helaketi ebediye maruz kalması böyle olabilir. Birden kalp ve ruh helak etmez yani yok olmazlar. Ne olur? Neler kaçırdıklarını, neler olabilecekken olamadıklarını her gün görüyorlar. Her an tadıyorlar. Cehennem ehlinin helaka ebedisi böyle yani. Her anı giden, yoka giden bir varlık. Cehennemdeki varlık. Evet. Helaketi ebediyeden kurtarmakmış kalp ve ruhunu. Ve o iki vazife ise birisi hayatı verip beslemektir. Daha öncekini hatırlayalım. Keyif ve ticaret. Birisi hayatı verip beslemektir. Diğeri hayatı verene ve besleyene prestij edip yalvarmaktır. Ona tevekkül edip emniyet etmektir. Bakınız tevekkül. Allah sizinle beraberdir. Tevekkül. Yine bakın nasıl bağlanıyor birbirine. Tevekkül ne demek? Allah'ın o zahiren kayıp gibi görünen durumda da bizimle beraber olduğunu bilmek. Bize özel tecellileri olduğunu, rahimiyetiyle, o rahmanlık içre tasarrufları olduğunu bilmek. Tevekkül bu. Biz Allah'a zor şartlar oluyor. Allah'a tevekkül ettim diyoruz mesela. Ne demek? Yani beni bu şartlara düşüren Allah elbette bu halimi görüyor. Kurtaracak olan da odur diyorsun mesela. Tevekkül, Allah diyorsun. Allah'a tevekkül ettim bu dakikadan sonra. Öncesinde de zaten tevekkül etmiştik de. O dakikayı, ondan sonrasını, süreci nasıl tanımladığını söylüyorsun orada. Yani tabiri caizse Allah kerim diyorsun. Bu çok mesela muhteşem bir şey. Hüsnü zan var burada. Eşyaya karşı da hüsnü zan oluyor. Allah'a karşı marifet eşyaya karşı hüsnü zana dönüşüyor. Bakınız çok önemli bir şey bu. Cenab-ı Hakk'ı bilmek, Esma-ül Hüsna sahibi olarak tanımak, varlığa karşı da hüsnü zannınızı geliştiriyor. Allah kerim diyorsun, elbet bana bir kolaylık çıkaracak buradan. Bakın eşyaya bakışınız da değişti. Sadece Allah düşüncesi olarak kalmadı o. Çünkü tasarruf eden o. Başka Allah mı var aşağı? Yok. Ona tevekkül edip emniyet etmektir. Evet, parlak bir mucize-i sanat-ı semedaniye ve bir harikayı hikmet-i Rabbaniye olan hayatı kim vermiş, yapmış ise rızıkla o hayatı besleyen ve idame eden de odur. Bakınız neler geldi burada. Ondan başkası olmaz. Delil mi istersin? En zayıf, en aptal hayvan en iyi beslenir. Meyve kurtları ve balıklar gibi. Hem en aciz, en nazik mahluk en iyi rızkı o yer. Çocuklar ve yavrular gibi. Hem vasıtayı rızkı helal, iktidar ve ihtiyar ile olmadığını, belki acz ve zaaf ile olduğunu anlamak için balıklarla tilkileri, yavrularla canavarları, ağaçlarla hayvanları muvazene etmek kafidir. Burada Bediüzzaman Hazretleri ne yapıyor? Bizim dar alemimizde tabumuz haline gelen tanımlar var, yaklaşımlar var. Biz rızkımızı nasıl kazanıyoruz? İşte işe gidiyoruz, işte çalışıyoruz, işte satışçıysak satıyoruz, üretimciysek üretiyoruz. Yani bir mücadele içinde bu oluyor.
bizim dairemizin içinde, varoluşumuzun içinde, bizim kapitalist piyasanın içinde biz bunu böyle yaşıyoruz. Bu süreci bu şekilde görüyoruz. Ama üstad diyor ki biraz daha bakışınızı yukarıya kaldırsanız bu rızık işinin böyle olmadığını görürsünüz. Siz biraz dar bir yerdesiniz yani. Bunu nasıl bir örnekle kafamıza yaklaştıralım? İşte o ameliyathane örneğinde olduğu gibi. Şimdi bakıyorsunuz bir adamı kesiyorlar birkaç kişi. Ya nasıl olur, insana kıyılır mı falan filan. Biraz daha geriliyorsunuz, resmi görüyorsunuz, daha büyük resmi. Üstte ameliyathane yazıyor. Ha diyorsunuz o zaman. Ha, bu adamı ameliyat ediyorlarmış ya, kesmiyorlarmış, doğramıyorlarmış. Yani amaç kötü değilmiş. Büyük resmi görmek sizi amaçtan haberdar ediyor. Niyetin ne olduğundan haberdar ediyor. Sürecin gördüğünüz şekilde işlemediğinden, gördüğünüze münhasır olmadığından haberdar ediyor. Burada da biraz yukarıya çıktığınız zaman, varlıktaki rızık ilişkisine baktığınız zaman, istisnaları, sıra dışı olanları gördüğünüz zaman diyorsunuz ya bu iş herhalde sadece böyle bir iş değil ya. Sadece boğuşma, ondan kapmış bu bundan almış mevzusu değil bu diyorsunuz. Nasıl? Bak şöyle. Evet, en parlak bir mucizeyi sanat-ı samedaniye, yani her şeyin ona muhtaç olduğu, o hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'ın sanatının mucizesi ve bir harikayı hikmet-i Rabbaniye, Cenab-ı Hakk'ın hikmetli terbiyesinin harikası. Cenab-ı Hakk'ın hikmetli terbiyesinin harikası. Hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şey ona muhtaç olan sanatının mucizesi. Olan hayatı kim vermiş, yapmış ise rızıkla o hayatı besleyen ve idame eden de odur. Yani bizim bu dar alandaki paslaşmalarımızdan çok öte bir şey bu rızık işi. İşte samedaniye dedik ya. Şimdi Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç değil, her şey ona muhtaç. Değil mi? Ama eşyadaki rızık ilişkisini varlıkların birbirlerine ihtiyaçları şeklinde koymuş. Mesela biz beslenmek için bitkilere, hayvanlara ihtiyaç duyuyoruz. Normalde Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç değil. Bizi bu şekilde beslemeyebilirdi ki bitkileri böyle beslemiyor mesela. Onlara da güneşe karşı bir açlık koymuş veya toprağa karşı bir açlık koymuş. Diyor ki Cenab-ı Hakk'ın bu samedaniyeti bunlara muhtaç değildi. Böyle süreçleri yaratmak zorunda değildi. Seni patrona, patronu devlete, devleti küresel ekonomik düzene mecbur etmek zorunda değildi. Veya işte kimisini petrole, kimisini tarlaya, kimisini efendime söyleyeyim sanayiye, teknolojiye bağlamak zorunda değildi. Birimizi memur, birimizi işçi, birimizi ziraatçı, hayvancı yapmak zorunda değildi. Orada başka bir şey var. Yani başka bir gözetiş var, bir yaratış var. Ve bir harika hikmet-i Rabbaniye olan hayatı kim vermiş, yapmış ise hikmet-i Rabbaniye olan hayat. Yani Cenab-ı Hakk'ın her an bir gözetişi içinde hayat ayakta durur. Bir, hayatın varlığının devamı Cenab-ı Hakk'ın samediyetinden haber verir. Yani hayat, evet devam etmek için dünyadaki çok şeye ihtiyaç duyuyor zahiren. Ama o ihtiyaç duyulanlardan hiçbirisi hayatı yaratamıyor. Hayat devam etmek için nefes almaya muhtaç. Değil mi? Nefes alıyoruz. Atıyorum. Çiçeğe bakmaya muhtaç insan. Çiçeğe de, yani ondan da bir güzellik alıyoruz. Bu da bir ihtiyaç. Rızka muhtaç, suya muhtaç. Ama toplayın bunların hepsini. Bir insan olmuyor bunlarda. Bunlar bir insan yaratamıyor. Anlayamıyorlar da bu işin nasıl olduğunu. Rızkı mı? Bitkinin rızkı taştan, topraktan, güneşten. Ne güneşte canlılık var, ne taşta toprakta canlılık var. Ama arada bitki diye bir şey var. İkisiyle ilişkisi var ama hayat açısından bunlara muhtaç olmadığı belli. Yani bu hayat başka bir şey yani. Daha aşkın bir şey. Canlılığı nereden aldı bunlar? Tamam. Atomunu oradan aldı. İşte adenozin trifosfatını güneşten aldı. İyi de peki can dediğimiz şeyi nereden aldı? Orada samediyet gözüküyor işte.
Samediyetin bir aynası var. Orada bir mucize var. Hikmet-i Rabbaniye de öyle yine. Cenab-ı Hakk'ın her an bir gözetişiyle bu hayat devam ediyor. Her an bir terbiyesiyle, maksada uygun giderken ihtiyaçlarının karşılanmasıyla bu varlık devam edebiliyor. Her an bir terbiye gerekiyor yani. O hayatı kim vermiş, yapmış ise rızıkla o hayatı besleyen ve idame eden odur. Eğer sen hayatın devamını şunun sayesinde, bunun sayesinde, onun sayesinde diyorsan, Allah'tan mada başkalarını anıyorsan, Allah'tan gayrı başkalarını merkezde görüyorsan, senin bakış açın daralmış demektir. O iş öyle değil. O onlara bir sor bakayım. Hayat yaratabiliyorlar mı? İnsanı boşver. Hayat yaratabiliyorlar mı? Ya şirket olmasa ben bu yıl aç kalmıştım. Ha bunu tabii şey niyetiyle söyleyebilirsin. Yani kazancım oradan geldi manasında olabilir de. Ya sanki rızkını şirket vermiş gibi. Yaratsın bakayım şirket sende bir hayat. Öldüğünde seni diriltsin bakalım o şirket. Yapabiliyor mu? Daha üstün bir olay var senin hayatının varlığının devamında. O şirket ne ki yani? Ağaç ne kadar vesileyse o şirket de o kadar vesile. Gibi. Rızıkla o hayatı besleyen ve idame eden de odur. Ondan başkası olmaz. Bütünde bir sistem var çünkü. Delil mi istersin? En zayıf, en aptal hayvan en iyi beslenir. Meyve kurtları ve balıklar gibi. Bu da işte evrimcilere bizim suallerimizden birisi. Bakteriler, atom altı diyorum. Yani mikroskobik canlılar, atom altı canlı var mı? Belki vardır ama şu an bilmiyoruz yani orayı karıştırmayalım. Mikroskobik canlılar ya besleniyor, rızkını çok da güzel elde ediyor. Bitki ise bitki türünden, hayvan ise hayvan türünden. O düzeyde de canlılar var. Ya rızıklarını kazanıyor bunlar. Hem de çok rahat kazanıyorlar. İşte biraz daha büyükleri, meyve kurtları, balıklar. Ya gayet iyi besleniyorlar. Bunlar niye bir de evrim geçirip işlerini güçleştirdiler? Yani meyve kurdu gayet rahat meyvelerle beslenirken zoru neydi de aslan oldu, geyiklerin peşinden koşuyor bu kadar zaman? Yani bunun bir şeyi var mı yani o açıdan? O onların inşa ettiği işte o ondan üst, bu bundan üst. Nereden üst? Sürünüyor. O nasıl besleniyor? Bu nasıl besleniyor? Bak. Sinek. Küçücük. Milyon tane. Kartal büyük. Nesilleri tükeniyor. Bulamıyor çünkü rızık. Sinek hiç güçlük çekiyor mu? Çekmiyor. Evet. Hem aciz, hem en zayıf, en aptal hayvan en iyi beslenir. Meyve kurtları ve balıklar gibi. Hem en aciz, en nazik mahluk en iyi rızkı o yer. Çocuklar ve yavrular gibi. Bakınız yine o iş güç işi değil, mücadele işi değil. Bir perde açtı üstad burada. Ya Allah onlarla beraber sırrı işte yani. Allah onlarla beraber. O canlı nasıl devam ediyor canlılığını? Bizim yeğen var şimdi mesela. Bazen sesi geliyor derslerde alttan bağırırken o yukarıdan. Ya küçücük çocuk ama bütün aile perverde etrafında. Onun hizmetini görüyoruz hepimiz. O aman ağlamasın, aman mutsuz olmasın. İşte özel bir rahimiyet tecellisi. O çocuğun bizi güçle boyun eğdirecek bir şeyi var mı? Hani aslanın geyiği yakaladığı gibi mi yakalıyor bizi, bize boyun eğdiriyor? Yok. Ama Cenab-ı Hak onda bir güzellik yaratmış, bizde bir şefkat yaratmış. İkisini birbirine bağlamış. Hizmetini ediyoruz yani ister istemez. Evet, vasıtayı rızkı helal, iktidar ve ihtiyar ile olmadığını, bakınız, vasıtayı rızkı helal, helal rızkın vasıtası iktidar ve ihtiyar ile olmadığını, belki acz ve zaaf ile olduğunu anlamak için, balıklarla tilkileri, yavrularla canavarları, ağaçlarla hayvanları muvazene etmek kafidir. Eğer rızk bizim o kapitalist piyasa içinde algıladığımız gibi sırf bir mücadele işi olsaydı, kovalamaca, kaçmaca, yakalamaca işi olsaydı ağaçların hiç beslenemiyor olması lazımdı. Veya yavruların, canavarların karşısında ayakta kalamaması lazımdı. Veya balıkların tilkilere rağmen, tilkilerin düzeyinde zeki olmamalarına, kurnaz olmamalarına rağmen hayatta olmamaları lazımdı. Ama bakıyorsun süreç onların lehine işliyor. O canlılar daha kuvvetli. Görece
iradesi, ihtiyarı sanki daha fazla, daha kuvvetliymiş gibi görünenlerin durumu daha böyle bir sallantıda. Yani evrim süreci, haşa yani öyle bir şey ben inanmıyorum da öyle evrim mevrim olduğuna, hani şey için söylüyorum. Sanki evrim süreci canlılığın işini güçleştirmek için ilerliyor. Hani böyle diyorlar onlar, işte az gelişmişten çok gelişmişe. Sanki öyle değil de böyle gidiyormuş gibi daha çok. Terse doğru. Çünkü canlıların o en gelişmişi dediklerinin işi daha güç. Güçleşiyor. İrade, ihtiyar arttıkça o canlı beslenmekte sanki zorlanıyor. İş biraz daha ona yük olarak biniyor. Yine ayete döndüğümüz zaman dedik ya, takva sahipleri sanki kaybediyormuş gibi geliyor. Ama aslında kazanan onlar. İşte burada da öyle bir süreç var. Biyolojik canlılığın devam etme sürecinde. Aslan diyorsunuz daha güçlü ya. Kesin rızkını çıkarır abi, aç kalır mı? Ama bakıyorsunuz işte meyve kurtlarına göre aslanlar daha zor besleniyor. Belgesellerde görmüşsünüzdür, bazen bir aslan 1-2 hafta av bulamıyor yani. İyice zayıflıyor, kemikleri çıkıyor. Bazen açlıktan ölüyor yani hayvan. Yakalayamıyor, gücü de bitiyor. Kolay değil aslanlık. Yaşayan bilir. Gibi gibi. Yani o denge hele... Güçlü olan kazanır işi değil. Büyük balık küçük balığı yutar işi değil. Küçük balığın büyük balığı yuttuğu da çok oluyor. Demek derdi maişet için namazını terk eden o nefere benzer ki talimi ve siperini bırakıp çarşıda dilencilik eder. Fakat namazını kıldıktan sonra Cenab-ı Rezzak-ı Kerim'in matbahayı rahmetinden tayinatını aramak, başkalara bağır olmamak yani yük olmamak için kendisi bizzat gitmek güzeldir, mertliktir, o dahi ibadettir. İbadetini yaptıktan sonra elbette rızkını arayabilirsin. Çünkü aslı asıl olan yere koymuşsundur. Artık detaya saha açıktır. Detayını elbette kurtarabilirsin, kollayabilirsin. Zaten aslı koruduğun için o da ibadet olur. Hem insan ibadet için halk olunduğunu fıtratı ve cihazat-ı maneviyesi gösteriyor. Zira hayat-ı dünyeviyesine lazım olan amel ve iktidar cihetinde en edna bir serçe kuşuna yetişmez. Fakat hayat-ı maneviye ve uhreviyesine lazım olan ilim ve iftikar ile tazarru ve ibadet cihetinde hayvanatın sultanı ve kumandanı hükmündedir. Bakınız, hayat-ı maneviye ve uhreviyesine, yani manevi hayatı ve uhrevi hayatı öteki aleme lazım olan ilim ve iftikar ile tazarru ve ibadet cihetinde, iftikar neymiş? Tırma gelmedi şimdi. Allah'a karşı fakirliğini hissetmek demekmiş. İftikar, Allah'a karşı fakirliğini hissetmekmiş. İlim ve iftikar ile tazarru, yani niyaz etmek ve ibadet cihetinde hayvanatın sultanı ve kumandanı hükmündedir. Bakınız, iş beslenmek olsaydı sırf, yaşamak olsaydı sırf, hayvani bir biyolojinin devamından ibaret olsaydı sırf, biz zaten hayvanların gerisindeyiz o işte. Bakın, evrim mevrim hikaye yani. Nerede ileriye gitmişsin? Geriye düşmüş oluyorsun. Sen bir serçe kuşu gibi beslenebiliyor musun rahatça? Nerede? Hani serçe kuşunun öyle her sabah işe gitmek gibi bir zorunluluğu var mı? Yani şöyle, rızkını arıyor ama böyle mesai gideyim, kart basayım, bir şey bulayım falan, patronun gönlünü edeyim, işçilerle şöyle olayım falan, böyle bir şeyleri var mı? Senin ona göre zahmetin daha çok. Bakıyorsun mesela inek, kocaman hayvan, bir balya saman ona yetiyor rızık olarak. Sen 3 gün eve aynı yemeği getirsen, yapsan, sıkılıyorsun. İnsanlar da sıkılıyor ya, aynı şey mi yiyeceğiz diye. Sen nerede zengin oldun? Bak, fakirleşmişsin aslında. İşin daha da zorlaşmış senin. İnsan olmakla. Hayvan şöyle bir şey. Bir yıl saman ver, hayvan ikinci yıl, yani gene bu yıl saman yiyeceğiz falan demiyor yani. Yine yiyor. Ne versen yiyor yani. O hayvan için böyle bir kanaatsizlik, bir şükürsüzlük söz konusu değil. Fakat hayat-ı maneviye ve uhreviyesine lazım olan ilim ve ihtikar ile tazarru ve ibadet cihetinde hayvanatın sultanı ve kumandanı hükmündedir. İnsanın hayvanı geçtiği alan daha başka bir alan. Daha böyle bir kalple ilgili bir alan, daha manevi bir alan.
Biz asıl hayvana orada tur bindiriyoruz. Hayvan biliyor mu yani mesela Cenab-ı Hakk'ın marifetini, Esma-ül Hüsna'sını, sıfatlarını, onları tefekkür etmeyi, eşyadan Cenab-ı Hakk'a delil çıkarmayı, manevi lezzetleri, zikrullahın tadını hayvan biliyor mu? Ya biliyorsa bile bizim gibi bilmiyor yani. Çok 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 uzak, çok 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 küçük biliyor. Bizim o konularda yaptığımız üretimler kütüphaneler doldurur. Tecrübeler yıllar doldurur. Ameller yani yüzyıllar doldurur yani. 1400 yıldır İslam var ki Hazreti Adem'den aleyhisselam, Efendimiz aleyhisselatü vesselama kadar bütün peygamberlerin getirdiği din İslam'dı. Teferruatta farklılık vardı. Özleri aynıydı, esasatı aynıydı. Yani o tecrübe insanın üstünlüğü o. Geri kalanı değil. Geri kalanı da aslında geri kalıyoruz hayvanlardan. Bakınız bugün teknoloji ürettik. Bir sürü şey başarıyoruz değil mi? O bize şey geliyor böyle. Hayvanlardan üstünüz yani. Onlar nerede yapıyor böyle şeyler? Ama her teknolojinin de bir bedeli oluyor bize. Mesela işte ne yaptık diyelim? İşte benzinli araba yaptık. Bakınız bugün yakınıyoruz ya bu hava kirliliği. Ne oldu böyle ya diyoruz. Mazot, benzin dumanından, kömür dumanından bilmem ne hale geldik. Üstünlük diye taslıyoruz. Ama nihayetinde vardığımız sonuç sanki yapmasak daha iyi diye getiriyor. O Daniel Quinn'in İsmail diye bir romanı var. Adam mesela o romanda resmen bunu savunuyor. Ya diyor biz diyor dünyadaki varlığımız devam etmesini istiyorsak diyor. Bu teknoloji, meknoloji, şehir, mehir hepsini boş vereceğiz diyor. Eskisi gibi ilk insanlar gibi onlar öyle inanıyorlar ya. İlk insanlar gibi diyor mağaralara çekilmemiz lazım ve avcılık, toplayıcılık yapmamız lazım diyor. Adam bunu savunuyor yani. Buna böyle şu kadar kalın kitap yazmış bunun için. Roman ama aslında içinde böyle şey var. Felsefe var yani romanın. İnsanoğlu diyor dünyayı zehretmemek, yaşamının devam etmesini sağlamak istiyorsa, bir küresel felaketle karşılaşmamak istiyorsa bırakacak abi diyor bütün bu şehir hayatını, teknolojiyi, her şeyi. Tekstildir, şudur, budur, sanayidir hepsini bırakacak diyor. Mağaralara çekilecek. Oradan bizon sürüsü mü geçiyor? Pusuyu yatacak. O bir tane bizon düşürecek. Yeterse yeter. Yetmezse ölen ölecek. Kalan kalacak diyor adam. Böyle olursak ancak diyor doğanın varlığı devam eder. Yoksa diyor insan anormal, anormal çoğalıyor. İnsan çoğaldıkça da çevresine zarar veriyor diyor. Biz diyor bu dünyada doğal değiliz diyor yani. Bu dünyada doğal değil bizim varlığımız. Bakınız bu aslında şuna da işaret var. İnsan cennet için halk olunmuş. Dünyada o uyumsuzluğu seziyorsunuz. İnsan çoğaldığı zaman dünya diyor ki bunlar ne ya? Ama diğer canlıların çoğalması dünyaya pek bir şey yapmıyor. Dünya onları doğal karşılıyor. Ama bizim çoğalmamız dünyanın sonunu getirecek diye bugün artık bilim adamları bile endişeleniyorlar. Süre veriyorlar. 10 yıl, 50 yıl, 100 yıl sonra tamam diyor bizim işimiz adamlar. Vesaire. Dallandı budaklandı bitireyim. Vaktimiz az kaldı. Demek ki bizim bu dünyevi cihetten hayvanlarla yarışmamız zaferle sonuçlanmıyor. Onlar bizden daha mutlu gibi. Hayvan olmak insan olmaktan daha avantajlı gibi dünyaya bakarsak sırf. Ama dua, ilim, ibadet bunlarda biz onlardan üstünüz. Çünkü onlarda da o yok. Bizim sanatımız burada demek ki. Hayvanatın sultanı ve kumandanı hükmündedir. Demek ey nefsim, hayat-ı dünyeviyeyi gayeyi maksat yapsan ve ona daim çalışsan, en edna bir serçe kuşunun bir neferi hükmünde olursun. Eğer hayat-ı uhreviyeyi gayeyi maksat yapsan ve şu hayatı dahi ona vesile ve mezra etsen ve ona göre çalışsan, o vakit hayvanatın büyük bir kumandanı hükmünde ve şu dünyada Cenab-ı Hakk'ın nazlı ve niyazdar bir abdi, mükerrem ve muhterem bir misafir olursun. İşte sana iki yol. İstediğini intihab edebilirsin, yani seçebilirsin. Hidayet ve tevfiki Erhamür Rahim'inden iste. Bakınız, iki yol, istediğini seç. Gene o baştaki şeye döndük yani hikayeye. Hep yol iki zaten. Hidayet ve tevfiki Erhamür Rahim'inden iste. Neden Erhamür Rahim? Başka birisi değil. Yani başka bir isim değil. Hidayeti
El-Hadi olan Allah'tan iste veya hidayeti Hakimi Alim'den iste demedi, Erhamür Rahim'in dedi. Başta dedi ki, Allah seninle beraberdir sırrın da rahimiyetin okunuşu var. Onu görürsen onu anlarsın. Yani Allah'ın seninle beraber olduğunu rahimiyeti görmekle anlarsın. O bir rahimiyet eseridir. Oradan dilenmek de hidayetin oradan geleceğinden ötürü hikmetlidir yani. Rahim isminden hidayet istemek yani o rahimin yolunu görmeyi istemek gibidir bir nevi. Bilmem anlatabiliyor muyum? Nasıl ki Allah'ın beraber olduğunu sezmek, özel tecellisini anlamak, rahimiyetin gölgesine girmektir dedik. Bunu özellikle 14. Leman'ın 2. makamını konuşurken tefekkür ettik çok. İşte yeri geldi. Oradan doğru okumayı yaparsan kendini hayatın içinde doğru konumlandırabilirsin. Dünyada kayıpmış gibi görünen şeylerin kayıp olmadığını, aslında kazanış olduğunu, takvanın ve iyi kulluğun, namazın ve kebairden kaçınmanın sana geride kalmayı değil, ileri atlamayı sağladığını görebilirsin. Ama aynı şart ki kendi sınıfından olmayanlarla yarışma. Yarışmayan kaybetmez. Şimdi çıtayla koşmada yarışırsan kaybedersin kardeşim. Çıta senden hızlı koşuyor. Fille kuvvetle yarışırsan kaybedersin. İşte kurtla dişlerinin keskinliğinde yarışırsan kaybedersin. Kunduzla ağaç köklerini kemirmede yarışırsan kaybedersin. Onlarla o konularda yarışma ki kaybetmeyesin. Onların da sana yetişemeyeceği yer var. Orada kal. İnsanlığında kal. Orada kazanırsın. İşte bu yarış hırsı, bakınız gene geldik o mevzuya. Bugün bu şey her yere sinmiş bu yarışma arzusu. İşte kadınlar günü geçti. Yine onlarla ilgili çok videolar falan döndü. Ya niye kadın erkekle yarışıyor? Böyle bir mecburiyeti var mı kadınla erkekle yarışmak diye? Ama bu bir şey yani. Aşılanıyor sürekli. Yarış, 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 yarış. Kazan, 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 kazan. Eşit ol, eşit ol, eşit ol. Eşit de değil. Daha iyi yapıyorum diyor. Bir tane video izledim geçen. Kadın diyor, ben de yapıyorum. Hatta daha iyi yapıyorum diyor böyle. Futbol oynuyormuş. Daha iyi ol, daha iyi ol, daha iyi ol. Niye yarışıyoruz ki abi? Sen kadınlığında mutlu ol, ben erkekliğimde mutlu olayım yani. Bu yarış niye? Yarışanlardan kim mutlu olmuş? Kazansa bile. Hayatını yarışa adamış oluyor. Hayatını yaşamış olmuyor ki. Gibi düşünmek lazım. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı yerde mutlu olmayı öğrenmek lazım. Hani bir söz var, herkes yerinde mutlu olsun. Herkes yerinde mutlu olsun sahiden. Çünkü herkesin o durduğu yere göre üzerinde rahimiyet tecellileri var. Yerlerimizi değiştirmek bizi rahimiyetin gölgesinden de çıkarıyor. Ana piste sokuyor. Ana pistte işler karışıyor, değişiyor. Kafamız da karışıyor, değişiyor. Ve diyelim Cenab-ı Hak buradaki sırları anlamayı, hayatımıza aksettirebilmeyi hepimize nasip eylesin. Saadetimiz burada, mutluluğumuz burada. Bakınız 5 söz oldu. Bir sürü şey öğrendik, bakış açısı öğrendik, yaşam açısı öğrendik. Cenab-ı Hak üzerlerine yaşamayı nasip eylesin. Hidayetini bize bahşetsin, lütfetsin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahmin elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.